Açalım. Buyurun. Tek kelime. Tamam. Üfleyerek ses çıkarttırmak. Öttürmek. Öttürmek. Gayet güzel. İki kelimeden oluşuyor. 8 harflidir. Sizin botaniğe merakınız var ama çiçek yetiştiriyorsunuz. Bu çiçek değildir. Bakın şöyle bir şeydir. Ama dekorasyon ögesi olarak çokça da kullanılıyor. Şişkince ürünü, meyvesi kurutulup sıvı kabı yapımında kullanılan bir bitki bu. Şişkince, susak falan gibi bir şey. İki kelime. Susak. İlk nasıl yani? Onu nasıl türetmeliyim? Su kabı. Nedir? Su kabı. Kabı değil işte o. Su kabı, su. Aslı ne onun? Ne o? Karpuz gibi su, filan. Susağı. Susağı. Karpuz gibi mi? Karpuz gibi bir bitki. Su nesi? Su koymalık bir şey. Kabı. Kabı değil. Yani susak bir da değil. Bir bitki. Bitki. Harf alalım mı? Alalım ya. Aldık bir harf alalım. Ya. Bir tane daha. Bir tane daha. Dur duralım. Tam lazım olan yerlerden geldi. Su. Bitkinin ismi. Su kabağı. Su kabağı. Su kabı olarak kullanılıyor ama. Yani. Oh. Süremin içinden geçmiş. yok daha değil. 15 saniye var elimizde. Son 4 soruyu onunla cevaplayacağız. Zaten burada harf almayacaksınız. Bu bir elementtir. Tamam. Bir metaldir. Durdurayım mı acaba hemen? Hemen durdurun. Aynen, durdurayım. Hadi gelsin. Hafif ve yüksek dayanım özellikli gümüş renginde bir metal. Gümüş renginde bir metal. Hafif ve yüksek. Ya birçok alanda kullanılıyor. Havacılıktan tutup. Alüminyum. Nedir? Alüminyum. Alüminyumdur. 9 harfli tek kelime. Bakın şöyle sorulmuş. Durduruyorum hemen. Taşıtla başka bir taşıta veya herhangi bir yere çarpmak. Ne, kaza yapmak. Tek kelime. Kaza. Önümdeki fren yapınca ben de buna arkadan yapıştırdım gibi bir şey, evet. Öyle ol yani. Yani ben yolcuları buna naklettim. Nasıl yani? Naklettim. Dedim mi? Benim arabadan inin. Ya bilemiyorum ya. Hani kalkın buradan onun arabasına oturun. Yok. Yok mu? Yok. Yahu. Ya. Bindirmek ya. Evet ya. Ama burası çok farklıymış. Burası. Vazgeçti. Son anda vazgeçti. Evet. Yabancı kökenli bir kelime. Tamam. Son iki sorunuz. Hepsini görün. Tamam, göreyim ya. Buyurun. Yapıştırıyorum yine şeyi. Harf alabiliriz. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu ve dağılımı, nüfus anlamına gelen batı kökenli bir kelime. Ben durdurayım da. Bir harf alalım mı? Bir harf alalım. Aldık bir harf. Sayısal yoğunluğu ve hani popülasyon. Popülasyon. Gayet güzel. Gayet güzel. İki kelimeden oluşuyor. Kalıplaşmış bir tabir. Yaşı büyük olanlar kullanır. Zaten o ayarda bir sorudur. Tamam. Mecazi anlamda deneyimi az, toy, acemi kimse. Hemen. Ay zaten bitti. Harf istediniz harf mi? Harf istedim. İstedik. Toy. Hani o daha. Çömez, çok çömez. Ne o çok? Daha yetişkin bile sayılmaz. O daha. Çaylak. Ne? Yani o... kısa pantolonla geziyordu ya. O daha. Minnacık. Yani salı günü kısa pantolonla geziyordu. Bugün çoluk çarşamba. Çocuk. Gibi. Çoluk çocuk olmuyor mu? Çocuk güzel. Çocuk, şey çocuk. Ne deneyimi al. Bak toy. Salı günü gördüm ben kısa pantolonla geziyordu. Bugün zaten çarşamba. Minnacık çocuk. Salı günü. Bugün çarşamba. Ya ertesi çocuk, öteki. Ertesi çocuk. Dünkü çocuk. Dünkü çocuk. Gayet keyifliydi. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Vallahi ağzınız bağlı. En azından eğlenmiş oldum. Çok eğlendik yahu. Ya ama olabilirdi. Evet. Değil mi? Olabilirdi. Nerede takıldık biz onu bile unuttum. Ya atılım oldu. Evet orada. Ondan sonrasında biraz kendiniz bıraktınız zaten. Net evet. Bir şekilde gördük. Ne olursa olsun. Çok güzel yarıştınız. Kocaman alkışlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Harikaydı.